Evet arkadaşlar, şimdi antrenör arkadaşlar hem antrenman yapacaklar hem de kurallarla alakalı, tekniklerle alakalı hakem arkadaşlarımıza uygulamalı teknik gösterecekler. Şu an ısınmaları yapıyorlar, görüyorsunuz. Şimdi burada aslında herkesin bildiği standart bir arm var. Ama armlara gidene kadar birçok detay yapıyoruz. Örnek veriyorum. Rakibin üstündeyim, önce bir high mount yükseliyorum. Direkt oradan armlara geçiş yapmıyorum. Daha sonra şimdi ben Murat hocamla da konuşacağım bunu yaparken. Biz armbar yaparken rakibi çok rahat bırakmamak zorundayız. Yani basit bir örnek, şimdi çok basit bir armbar yapacağız. Hocam da çok rahat bir şekilde bana defans verebilecek bu armbarda. Bu çok basit bir armbar. Hiçbir şekilde rakibin üzerinde bir müdahale yapmadım aslında. Ama biz armbar yaparken, yani benim genelde çalıştırdığım ve çalıştığım stil de önce rakibin her mantığı yükselir. Kol açısını kapatırız ki kolları rahat hareket edemesin diye. Çünkü bize mutlaka müdahale edecektir bir şekilde. Kollarına gitmeyelim diye ya da üstün olabilmek için ya da işte pozisyonlar tutabilmek için müdahale edecektir. Onun için ne yapıyoruz? Önce rakibin high mount'la yükselip kollarını hareketsiz hale getiriyoruz. Daha sonra burada seçim sizin. İsterseniz bir kolun içinden girersiniz. Benim tavsiyem sanki boyuna gidermiş gibi saldırı yapmak. Çünkü rakibi burada boyuna yönlendiriyoruz. Sanki onun boynunu alacakmış gibi, yani kafasına boyuna saldırı yaparmış gibi. Koltuk altından girip, boyun altından girip kendimize doğru çekerken burada önemli bir detay var. Biz ez oturuşu yapmamız lazım. Ve sporcularımıza da bunu öğretmemiz lazım. Ez oturuşu yaptığımızda, şimdi Murat hocam şu anda rahat pozisyonda değil. İyi misin hocam? Evet. Şimdi birincisi, rakibin karaciğer üzerine bir baskı yapacağım kalçayla. İkincisi, hocamın boynumdan daha çok çekerek, yüzüm ondan destek alarak daha çok sıkıp öyle armbara geçeceğim. Yani rahat bırakmadan armbara geçiyorum ve armbara geçtiğimde tam iki kol birbirine tek bacağına baskı yapıyorum. Burada armbar daha etkili hale geliyor. Daha tam olarak yatmadan armbar yapıyoruz. Şu pozisyondayken burada kolun açısı daha çok uzuyor. Bakın, kapatayım ayaklarımı biraz daha. Bakın, şimdi burada biraz daha rakibi armbarda kendimize doğru çevirdiğimizde, yani rakibin sırtı yerde olmadığı takdirde ve iki kol aldığımızda armbar çok daha etkili bir hale geliyor. Çok küçük bir hareketle. Buradaki, şimdi şöyle söyleyelim. Hocam, İstediğin gibi böyle komşu arkadaşlara bir şey anlatabilirsin. Sadece tepkilerini ölçmeye çalışacağız. Konuşabilirsin hocam. Anlat bir şeyler. Şu an çok kırıldı. Daha rahatım. Ama şu an rahat değilim. Şimdi biz burada hocam karaciğerine baskı yapıyorum. Bir, iki, boynumda çekimi iyice nefes alma şeyini azaltıyorum. Daha doğal olarak sporcu şunu yapıyor. Defans
armbara mı gidecek düşüncesini ya da işte kolumu mu alacak, boynumu mu alacak işte düşüncesini unutup önce buradaki bu baskıla onu rahatsız ediyor ve buradan kurtulmaya çalışıyor. Yani aslında orada canıyla uğraşıyor. Ama biz işte o anda gidiyoruz armbara. Hocam biraz sesli alalım. Dengesini bozabilmem için kalçamı kullanıyorum. Bacaklarımı kullanıyorum. Kalçamla yukarı doğru itledim. Elimi içeriden soktum. Sonra kalçamı kendime doğru çekiyorum. Bu arada dirseğin arkasını tutup diğer elini de omzuna doğru saldım. Hocam şu kola yapsanız herkes olur. Şu kola saldım. Bir ortaya geçsek daha iyi olur mu? Aynen. Aynen. Açmak için parçamı kullanıyorum. Bacaklarımı kullanıyorum. Arkaya doğru itleyelim. Bu arada boşluktan yararlanıp elimi kolumun alt tarafından içine doğru atıyorum. Dirseğin arkasına saldırıyorum. Sonra diğer elimle de çaprazdan yer olduğunu saldırdım. Parçamı tekrar kullanarak kolumu kendime doğru aldım. Elimi çıkarken de aynı anda atabiliyorsam omzumu kendime doğru çıkıyorum. Burada bacaklarımı açtım ama dizlerim kapalı. Ayağımı yukarı doğru çektim, kalçasına yasladım. Dizimle omzuna baskı kuruyorum sürekli. Kendimi yakın tutmaya çalışıyorum. Diğer ayağımı kaldırdım, bunu atabildiğim kadar yukarı atmaya çalışıyorum. Yukarı doğru çektim. Yukarıdaki elimle kafasını arkaya doğru, yan tarafa doğru ittiriyorum. İttirirken diğer ayağımı çekip yukarı aldım. Burada dizler kapalı, kendime doğru çektim. Ayak parmakları yukarı bakıyor. Lina aldım, baş parmağı yukarı bakıyorum. Kendime doğru çekerken sadece kalçamı yukarı doğru ittiriyorum. Arkaya doğru bir yukarı doğru ittiriyorum ve bileğimi kendime doğru çekiyorum. Tekrar elimi içeriden soktum. Dirsek arkası aldım. Diğer elimi yukarı çapraz uzatıyorum. Omuzu aldım. Kendime doğru çekiyorum. Bacakları açtım ama dizler kapalı. Dizimi yukarı doğru çektim. Ayağımı kalçasına yasladım. Dizimle omzuna baskı kurdum. Diğer ayağımı yukarı kaldırdım. Atabildiğim kadar yukarı atmaya çalışıyorum. Burada yukarıdaki elimle kafasını yan tarafa ittirirken ayağımı kaldırdım. Hemen yukarı aldım. Dizler kapalı. Topuklar aşağıda, ayak parmaklarım yukarı bakıyor. Onun baş parmağı yukarı bakıyor. Kalçamı yukarı doğru çekerken kolumu kendime doğru çekiyorum. Şimdi buradayız. Burada ne yapacağız? Burada devamlı debeleniyoruz. Sol elimi buradan bastırıp sağ elimle de bacağını tutacağım. Bacağını tutarken boynumla beraber yana doğru kalktım. Hop buraya geçtim. Buraya geçerken belini bırakmayacağız. Belini bırakırsan adam yılan gibi döner. Her tarafa gidebilir. Yani yaptıktan sonra hareket bitmiyor. Tekrar belini tutayım. Defansla şey yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar göstereyim mi? Olur hocam, bir daha. Karşı tarafa salıyorum. Evet. Şimdi. Görüyor musun bunu? Bunu bastırıyorum. Bastırırken sağ elimi bacaktan tutup boynumla hop çıktı. Bak el sol el tekrardan yine belde. Buradan sonra çeşitli ataklar var. O da kişiye göre değişir. Tekrar mı? Tamam mı? Bak tekrar da. Şimdi scroll tekrar yaptım. Yemedi. Olabilir yani yemedi. Ama burada bittiği anlamına gelmiyor. Yani atak olmadı, bir daha atak. Yani
tek bir oyun düşünmek gerekir. Yani bir oyunu yaptın olmadı, ikincisi de düşünmek gerekiyor. Onu gösteriyorum. Denedim, o olmadı. Şimdi burada bırakamam. Yani burada zaten dezavantajlı pozisyondayım. Burada ikinci oyuncu. Bak, sol elimle bastırıyorum. Bastırırken bacağı tutuyorum. Bak, bu boynumda bozulmuyor. Boynumda yana doğru adamı taktırıyor ki o dengesi bozulur. Çıktım, sol bacağımı açtım. Astırırken o geçti. Bak, geçer geçmez sol elim ne yapıyor? Burada. Bak, tutmuyorum. Ne yapıyorsan yap burada. Onu da yapabilirim. Gel abi. Ya ben bunu oyunu yaptıktan sonra ya da böyle gidebilir. Yana yana gidebilir. Yine bozulabilir yani. Kaçabilir. Tekrar göstereyim mi? Ben de. Evet. Rakibimiz tek down'a geliyor. Skor yaptınız. Yani şu kolumuz direkt buraya gidiyor. Şuradan gidiyor. Yani buradan tutuyor. Kolla beni. Evet. Ne yapıyor? Bacağımı buraya getiriyor. Ellerimi birleştiriyorum burada. Şöyle. Bir çiğneye gidiyor. Yine göstereyim. Bir de bu tarafta olsun. Evet. Ben direkt buraya gidiyorum. Buraya basıyor çapıyor. Elim direkt şu tarafa gidiyor. Bunun kol kapısına gidiyor. Ben elimle birleşiyorum. Direkt buraya gidiyor. Just hold your hand like this, then you drop deep, not like this, drop deep, this leg around, like you punch, here, grab, rip and your head like buffalo here. Now, are you falling? Come on, like this. Head. Like this. First step. Yeah, your head here. Here. And head here. No. Sure. Kafa gitmiyor çünkü giyotinle gidiyor. No. Here. Okay. Next step. Ben yapıyoruz kafayı. Head out. Kafa çıkıyor. Arm out. Kafanın kolu. Kol değişiyor. Leg. Turn. Arkaya gidiyor. And box with this here. So. And easy. Evet, bir alkış alalım bence. Güzel. Sağa sola bir daha kaçış yapmanız yana doğru.
Sonra bu dirseği iyice onun boynun arkasından tutarak evet, çok güzel. Teşekkür ederim.